Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli TV1 izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kayseri İl Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu her hafta birbirinden değerli konu ve konuklarla huzurlarınızdayız. Rabbim rahmet damlalarından istifade edebilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Muhterem izleyicilerimiz, bugün değerli bir konuğumuz da Yeşilhisar İlçe Müftümüz Mehmet Yürek hocamızla beraberiz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam inşallah. Allah razı olsun. Çok kıymetli izleyicilerimiz, bugün hocamızla Furkan Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 25. sırasında yer alan, Rabbimizin vahyinin bize anlatıldığı mesajları Furkan Suresi'nden mesajlar şeklinde dersimizi işleyeceğiz inşallah. Allah okuduğumuz Kur'an'dan istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Kur'an'ı kalbimizin baharı, göğsümüzün nuru, dertlerimizin yok edildiği bir şey haline getirmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Muhterem hocam, Kur'an'la başlayalım inşallah. Kur'an'ın bir mesajı olmalı mı? Kur'an'dan bir mesaj almalı mıyız? Bu anlamda Furkan suresinin anlamı ve indiği dönemin özelliklerinden bahseder misiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Furkan suresi Kur'an-ı Kerim'de 25. sure. Evet. İçinde bulunmuş olduğu sıra itibariyle nüzul sırasına baktığımızda ise 42. suremiz 77 ayetten oluşuyor. Tabii içerisinde Furkan suresinde birçok mesajlar var. Özellikle indiği dönem çok önemli. Mekke'de inmiştir. Mekke'deki müşriklerin Resulullah'a karşı tavırları, tutumları, Allahu Teala Hazretlerinin büyüklüğü, azameti, yüceliğinden bahseder sure. Müşriklerin inkarına karşı Yüce Rabbimizin verdiği mesajlar vardır surenin ilerleyen bölümlerinde. Daha sonra kavimlerden Rabbimiz örnekler verir ve insanların buna göre kendilerine bir çeki düzen vermesini ister. Surenin son bölümlerinde ise Rabbimiz bizlerden bir kul nasıl olmalı, bir Müslüman nasıl olmalı, Rahman'ın kulları diye vasfedilen, anlatılan özellikler Müslümanlara nasıl şekillenmeli, bununla alakalı örnekleri verir ve en sonunda da dua etmemizi ister. Aynen. Dua ile, duanız olmasa size Rabbin ne diye önem verir, değer verir gibi cümlelerle sureyi bitirir. Ay maşallah hocam. Hocam sizin anlatımınızdan ben şöyle bir izlenimde bulundum. Kur'an sureleri sanki böyle bir paragraf gibi giriş, gelişme, sonuç bölümü evet. değil aslında. Yani evet. bir normal kitap gibi değil. Evet. İçinde değişik konulardan bahsediyor. Müşriklerden bahsediyor, kavimlerden bahsediyor, Hazreti Peygamber'den bahsediyor, müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Demek ki hayatın içerisinde çok farklı alanlara mesajlar olduğunu anlıyoruz Furkan suresinde. Evet. Evet. Peki hocam, başlangıçta inşallah belki girişle başlayabiliriz. Tebareke ile başlıyor. O konuda ne dersiniz? Kur'an-ı Kerim'de Tebareke ile ilgili birçok ayet başlar ama burada surede Tebareke 3 yerde geçer. Birinci evet. surede, birinci ayette, 10. ayette ve 61. ayette Tebareke cümlesini Rabbimiz kullanır. Tebareke'nin manası tabi burada çok önemli. Rabbimiz lütfuyla, bereketiyle, cömertliğiyle çok yücedir, büyüdür, uludur. Onu her türlü noksanlıklardan tenzih etme manasını ifade eder. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil'âlemîne nezîrâ ayet-i kerimesinde. Buradaki tebarekeyi görebiliyoruz. Yüceliğine atıf yapar. Surenin ilerleyen bölümlerinde müşriklerin yapmış olduğu peygamberimize karşı tavırlarına aslında başta mı cevap vermiş oluyor Rabbimiz. Tabi burada Furkan çok önemli. Furkan Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir Furkan. Furkan aslında doğruyu yanlıştan ayırma, ölçüsünü bize kazandırır. Hakkı hakikati bulma, helali haramdan ayırma, ölçüsünü bize kavratır aslında. Furkan'ın böyle bir özelliği var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e de isim olmuştur Furkan. Burada da Rabbimiz tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذ۪يرًا bütün alemleri uyarabilmen için Furkan'ı senin işte gönlüne, kalbine indiren Allah'ın şanı çok yücedir diye buyuruyor. Bunu aslında abd kelimesini Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de görüyoruz. Evet, bir mesaj var burada. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidi haram derken yine Rabbimiz yani gece yürüyüşünü kuluna yaptıran Allahu Zülcelal Hazretleri her şeyden münezzehtir diye abd peygamberimizin ifadesiyle abd Abdullah Abdurrahman surenin ilerisinde gelecek olan Rahman'ın kulları Rabbimizin çok kullandığı tabirlerdendir. Abdullah ve Abdurrahman ismini peygamberimiz çok sevdiğini ifade eder. Evet. Burada da belki surenin başında daha sonra geleceklere göre bizden bir kulluk istiyor Rabbimiz. Kulluğun ölçülerini sıralamış oluyor. Onun için bizler de sureyi okurken, her sureye bakarken oradaki abd olabilir miyim, Rabbimize kul olabilir miyim ifadesini çok kullanmak lazım. Cin suresinde de geçer. Evet. Yani Abdullah kelimesi geçer. Oradaki Abdullah kelimesi bizzat peygamberimizi anlatır. Ona ibadet etmek için kalkan peygamberimizi anlatır. İnşallah bizler de Rabbimize kul oluruz. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Çok güzeldi. Hocam o zaman surede birçok ayette inkarcı tutumdan bahsediliyor. Tabii. Müşriklerin, inkarcıların asıl bahaneleri nelerdir? Kur'an buna nasıl cevap veriyor? Oradan devam edelim inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de inkarcıların birçok aslında söylediği sözler var, inkar sözleri var. Furkan suresinde birkaç ayette arka arkaya özellikle ikinci sayfada inkarlarından bahseder Rabbimiz. Niçin inkar ettikleri? وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَلِهَةً İlk önce onların inkarlarına Allah'tan başka bir ilah edinmelerinden başlar. Sonrasında ise وَقَالَ الَّذِنَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنُ اِفْتَرَاهِ Yani bir peygambere karşı gelen vahye karşı bir iftiradan bahsederler. Yani bu Kur'an'ın bir uydurmasıdır. Kur'an bir uydurulmuştur diye bir inkardan bahseder. Biraz daha ileriye gittiğimizde bir ayet sonrasına geçtiğimizde işte وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ Yani küçümsemek ve inkarlarını azdırmak için bu öncekilerin hikayeleridir, romanlarıdır. Uydurmalarıdır. Esatir'den bahseder. Eskilerin masalları gibi cümlelerle Resul'ün getirmiş olduğu mesajı o dönemin müşrik kavmine küçümseme yollarını takip ediyor. O dönemin inkarcıları. Tabii bunlara Rabbimiz hani başka bir inkarları daha var bunların. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِ فِي الْأَسْفَاقِ diye yani hem diyor çarşıda yürüyor diyor hem de diyor bu gelen insan yani Resul yemek yiyor. Bu nasıl bir iş diyor. Yani nasıl bir peygamber ki diyor böyle bir özellikleri var diyor. Levle unzile aleyhi melekün. Yani inkara bakın şimdi Resul'ü kabul etmiyor. Ona bir melek indirilmesi gerekmez miydi diyor. Arkasına geçiyor. Rabbimize ev yulga ileyhi kenzün. Buna diyor bir hazine verilmesi gerekmez miydi? Yani inkarı zorlamış oluyorlar. Veya ev tekunu lehu cennetun ye'kulu minha. Onun bir bahçesi, bağı olsa da oradan yemiş olsaydı da biz ona inanmış olsaydık diyor. İşte ve kâle zâlimûne in tettebi'ûne illâ racule meshura ayet-i kerimesiyle de siz ancak diyor büyülenmiş işte bir adama uyuyorsunuz, tapıyorsunuz diyorlar ve bu şekliyle peygambere inkarlarında bir aşama ileriye geçmiş oluyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunlar geldiğinde unzur keyfe darabû lekel emthâle fadallû felâ yestatî'ûne sebîlâ. Bak diyor Resulüm onlar nasıl sana misaller getiriyorlar. Sapıtıyorlar ve bu insanlar Allah'ın da doğru yolunu, doğru istikametini bulamayacaklardır diye ifade ediyor ve bizlere bir mesaj vermiş oluyor. O zaman şunu bizim aklımızda iyi tutmamız lazım. Ayetten cevap verecek olursak Rabbimiz buyuruyor ki o zaman yani böyleyse kul ezalike hayrun em cennetul huldillati vu'del muttaqun. Takva sahipleri için hazırlanmış olan cennet mi daha hayırlıdır yoksa bu mu daha hayırlıdır? Bize böyle bir yol gösteriyor. Yani cennetin yolunu açmış oluyor ve inkarcıların
bu tutumlarının doğru olmadığını, inkarın yanlış olduğunu, gönderilen peygamberin hak peygamber olduğunu ve bütün alemi yaratanın da Yüce Mevla olduğunu Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Değil mi hocam? Yani bir baskı ve zorlama olmadığını tabii, aslında tabii, iki yolu tabii, gösteriyor Rabbim. Tabii, tabii. Hem müttakiler için bahşedilen cenneti aslında insanın da idrakine bunu sunuyor. Yani iki yol var. Hangisini tercih edersen tercih senindir diyerek tabii, tabii. Rabbim zorlamıyor. Peki hocam bu yolları tercih ederken insanlar bir takım suç ve hata işliyorlar. Burada ben şeytana uydum, nefsime uydum, bilmiyordum şeklinde bir tavır. Bu tutum insanı sorumluluktan kurtarır mı? Şimdi sorumluluk tabii ferdi. Evet, bu hocam. Noktadan baktığımızda sorumluluk ferdi. Rabbimiz aslında buna Furkan suresinde bir cevap veriyor. Sorumluluk meselesinde. Çünkü şeytan insanı yoldan çıkardıktan sonra kıyamette biliyorsunuz yani ben onlar, zorlamadım. Ben zorlamadım onları. Evet. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ve kâle şeytan işte lemme kudiyle emr dendikten sonra fele telumuni ve lumu enfusakum. Yani ben onlara bir şey yapmadım ki diyor. Onlar kendileri bu yola tabi oldular. Yani ben öyle bir şey yapmadım. Devamı var aslında surenin. Vaktimiz yetmez. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Pişmanlık. El mulku yevme idnil hakku lirrahman. O gün her şey Rahman'ındır. Ve kâne yevmen alel kâfirine asira. Zor bir durum onlar için. Arkasından geliyor. Ve yevme ya'addu zâlimu alâ yedih yekûl yâ leyteni tehattü ma'ar rasûl sebîlâ. Allahu Ekber. Müşrikler de şöyle yaparlarmış. Evet. Ellerini ağızlarına tutarlarmış böyle. Sanki bizde, bir pişmanlık göstergesi. Bizde saç baş yolma vardır. Evet. Veyahut da ellerini dizlerine vurursun falan pişmanlık gösterirsin. Onlarda da ellerini tutarlarmış böyle. Isırırlarmış yani. Cevap geliyor. Ya veylete leyteni lem ettekid fülalen halile. O zaman dostluğumuzu iyi seçmemiz lazım. Keşke felanı dost edinmeseydim. Yani beni Rabbimden uzaklaştıran, ibadetten uzaklaştıran, iyilikten, haktan, adaletten uzaklaştıran her neyse, tağut dediğimiz neyse ondan uzaklaşmanın yollarını bulmamız lazım. Keşke onu kendime dost edinmeseydim dememizin bize bir orada bir karşılığı yok. Halbuki dost Rabbimizin göndermiş olduğu peygamber, dost onu göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim, dost o Kur'an-ı Kerim'i bize anlatan büyüklerimiz, alimlerimiz, hadisi şeriflerin, ayet-i kerimelerin içerisinden süzülen mesajları bizlere gönderenler olması gerekiyor. Son pişmanlık orada fayda vermiyor. Şey de mesela. Diyor ya hocam, öncesinde de ma'ar rasulü sebebiyle keşke peygamberle birlik bir yol tutsaydım. Evet. Yani yolun peygamberin yoluna uysaydı. Evet. Sizin sözünüzden aklıma geldi hocam. Orada son pişmanlık fayda vermiyor dediniz ya. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müflis kimdir diye bir hadisi var malumunuz. Değil mi orada? Tabii tabii. Şimdi tam aslında yukarıdaki ayet-i kerimelerde وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ayet-i kerimesi var aslında bu. Hem inkarcılara karşı Rabbimizin vermiş olduğu. Yapılan amelleri karşımıza aldığımızda, yani yapılan iş ve işlemleri şöyle bir baktığımızda, karşımıza aldığımızda, yani ikra kitabek, kitabını oku. Kefe bi nefsike yevme aleyke hasibe. Sana yeter bugün dendiğinde. Evet. Ayetin ifadesiyle ameller karşımıza aldığında hebe'en mensura. Her şey bitmiş oluyor. Şimdi evet. Burada müflisi belki gündeme alabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla otururken bazı şeyleri öğretmek için onlara sorular sorar. Değil mi? Burada da buyuruyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müflis kimdir diyor. Sahabe işte malı mülkü bitmiş olana müflis denir. İflas etmiş kimse diyor. Onu sorumuyorum ben diyor. Yani müflis kimdir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamberimiz cevabını kendisi veriyor. İşte müflis namazıyla, orucuyla, abdestiyle, haccıyla, zekatıyla, iyilikleriyle gelir ama işte ona sövmüş, buna vurmuş, ona hakaret etmiş, hakka hukuka riayet etmemiş. Hak sahibi haklarını alır. Diğerine günahlar yüklenir. Evet. Ve kişinin elindeki sevaplar kaybolur. Bu şekliyle cehenneme atılır, cehenneme gönderilir şekliyle müflisin aslında kim olduğunu, hebe'en mensura'nın kim olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada açıklamış oluyor. Bizim ibadetlerimizi, yaptığımız iyilikleri, güzellikleri, hayrı, hasenatı her ne görüyorsak
insanlık adına bunları hebe'en mensura yoluna götürmememiz lazım. İflas etmiş bir Müslüman olarak Rabbin huzuruna çıkmamamız lazım. Çünkü Furkan suresi baştan sona kadar aslında bunlarla mücadeleyi göstermiş oluyor. Mücadeleyi göstermiş oluyor. Şeytanın yolundan gitmemek belki de. Çünkü hani şeytan bir kimse şeytana uyarsa, Allah'a karşı isyana da sevk edecek olursa ona da cehennem var diyor Rabbimiz Hazretleri. Dolayısıyla sağlam bir Müslüman, iflasa sürüklenmemiş bir Müslüman ancak Kur'an'a yapışmakla, sarılmakla ve inkar sözlerinden uzaklaşmakla. Tam burada hocam, aslında dünyada malumunuz iflas eden bir insanın tekrar toparlama imkanı var. Evet, yani doğru. Sıfırdan başlar, toparlar. Evet. Ama ahirette iflas dediniz ya son pişmanlık fayda etmiyor diye. Ahirette iflasın geri dönüşü yok. Yani ya Rabbi bana bir fırsat daha versen de ben şeytana uymasam deseniz o imkan tekrar verilmiyor. Tam burada sizin sözünüzden sonra Kur'an'a uymalı. Peki Kur'an'ı terk etmenin vebali nedir? Yani Furkan suresinde de malumunuz. Can alıcı bir soru. Değil mi? Yani hakikaten surenin en önemli mesajlarından bir tanesi de bu olduğunu düşünüyoruz. Tabii. Şimdi buyurun hocam. Furkan suresinde 30. ayet-i kerime. Evet hocam. Gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle rasûl ya Rabbi inne kavmi ittehadu hâzel Kur'âne mehcûra. Evet. Aslında bir mümin açısından, bir insan açısından kıyamet gününde Allah'ın huzurunda boynu bükülecek en büyük hadiselerden birisi budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veya diğer peygamberlerin de ümmeti önünde övünmesi gerekirken, çokluğuyla övünmesi gerekirken, Resul'ün orada, peygamberimizin orada bu kavim, Kur'an-ı Kerim'i terk etti diye bir cümleyi kullanması aslında mümin açısından çok düşünülmesi gereken bir tavırdır. Şimdi Taha suresinde Rabbimiz buyurur ki 124, 125, 126. ayet-i kerimelerde iki tarafa da hem zikre hem Kur'an'a Bismillah ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danken. Evet. Kim zikirden yüz çevirecek olursa ona geçim darlığı veririz. Yani belki de şu andaki dünyadaki yaşananların birçoğu buna bağlanabilir yani. Değil mi hocam? Çünkü seni yaratan, yaşatan, hayat veren, bir damla sudan yaratan Rabbinin göndermiş olduğu zikri unutuyorsun, ibadeti unutuyorsun, onu unutuyorsun. Acı olan وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Biz onu kıyamet gününde kör olaraktan haşir ederiz. Ama olaraktan haşir ederiz. Şimdi evet. İnsan onu diyecek. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى. Vakat kuntu basira. Ben dünyada sen beni, görüyordum. Tabii sen beni Rabbim niye gözüm kör olaraktan haşir ediyorsun ki? Halbuki ben dünyadayken görüyordum, işitiyordum, bakıyordum, zengindim, malım vardı, mülküm vardı, güzelliğim vardı, yakışıklılığım vardı, her şeyim vardı. Ama beni kör olaraktan haşir ettim. قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. En acı tarafı da bu. Ayetlerim size geldi. Ama siz ayetlerimizi yalan saydınız, unuttunuz. Ve kezalikel yevme tünse. Evet. Bugün sizler de unutulacaksınız diyor Rabbimiz. Çünkü orada unutulmak, sizin söylediğiniz gibi kıymetli hocam, unutulmak, orada unutulmak, özellikle şefaati hak edeceğimiz bir yerde, sıkıntılı amellerimizin önüne konulup da cennet cehennemin sunulduğu bir yerde Rabbimiz tarafından unutulmak hakikaten mümini çok düşündürmesi gerekiyor. Evet. Haşr suresinde de aslında buna benzer bir ayet-i kerime var. Malumlarınız. Orada da unutmak meselesi anlatılır. Siz tamamlayın ben okuyamazsam. Ya eyyühellezine emenettekullaha vel tanzur nefsüm mâ gaddimet ligadın vettekullaha innellâhe habirun bime te'amelun. Ve lâ tekûnû kellezîne nesullâhe fe ensâhum enfüsehum. Allahu Ekber. Allah'ı diyor sakın unutmayın. Eğer Allah'ı unutacak olursanız Allah da size kendisini unutturur. Ya da kendi kendinizi unutturur. Kendi kendinizi unutturur. Yani sen ne oldun deli sorursun. Evet. Ne yaptın? Yolunu bilemezsin. İstikametini bilemezsin. Yaşantını bilemezsin. Belki ileride ayet-i kerimeler de var. Evet. Belhum edallü sebiyle. Belhum edal. Belki de insan, yani Allah'ı unutan insan, hayvanlardan da aşağı bir dereceye yuvarlanır gider Allah muhafaza. Onun için bize biçilmiş bir ömür var.
Verilmiş bir de rızık var. Hem o rızkı bulmamız lazım, yaşamamız gerekiyor. Hem de o biçilmiş olan, ne zaman teslim edeceğimiz belli olmayan bu ömrü yaşarken Rabbimizden bir an ayrılmamız gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki işte beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa Rabbim nefsimle baş başa bırakma. Yani nefis, şeytan nedir sende? Tağut seni Allah yolundan ne uzaklaştırıyorsa ona karşı aslında bizim Rabbimizden de bir yardım dilememiz gerekiyor. Şimdi burada kıymetli hocam, peki nasıl olacak o zaman Kur'an-ı Kerim'le ilgili? Bizim Kur'an-ı Kerim'e bir kere zaman ayırmamız gerekiyor. Ben de onu soracaktım hocam. Yani mehcur deyince ne anlayacağız? Yani Kur'an'ı terk etmek bir kafir, evet anlıyoruz. Ama bugün Müslüman da Kur'an'ı zaten Efendimiz bu kavim diyor. Yani belki bizi kastediyordur. Yani Müslüman'ın da Kur'an'ı terk etmesi, mesela burada mehcur kelimesinin anlamında aslında kulak ardı etmek, arkaya atmak anlamları da var diyor alimlerimiz. Hepsi var. Buyurun hocam. Şimdi biz burada kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'e bir kere bizim zaman ayırmamız lazım. Çok yani güzel. Evet. Mehcur olmamak için. Birincisi bu. İkincisi, peki mehcuru kim yapıyor o zaman? Kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmediyse mehcur etmiştir. Terk etmiştir. Öğrenmediyse. Öğrendi, okumuyorsa terk etmiştir. Öğrendi, okuyor, yaşamıyorsa Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş demektir. Çok güzel. Dolayısıyla bizim bu üçlüyü, yani hem okumayı, hem anlamayı ve de hayatımıza tatbik etmeyi bizler yerine getirdiğimiz sürece işte o mehcurayı Allah bize sormayacak o zaman. Resul evet. bize onu dememiş olacak. Allah'ın Resulü diyemeyecek ki bu ümmet yapmadı ama başkaları yapmış oldu. Şimdi tabii bizim hayatımız, yaşantımız tamamen Kur'ani olması gerekiyor. Ashab-ı kiramdan birisi geliyor, Hazreti Ayşe annemize soruyor. Hazreti Ayşe annemize diyor ki Resulullah'ın diyor hayatı diyor nasıldı diyor. Bize bir anlat diyor. Sen kaldın Medine döneminde Resulullah'ın yanında sen kaldın. Bize bir Resulullah'ın hayatını bir anlat diyor. Hazreti Ayşe annemiz çok böyle evlerimizin duvarlarına, girişlerine, kitaplarımızın başına efendim asılacak bir yazı söylüyor. Diyor ki siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Evet. Resulullah'ın hayatı Kur'an'dı diyor. İşte bizim de yürüyen bir Kur'an, yaşayan bir Kur'an olmamız gerekiyor. Tabii tek başına yetmez bu. Yanlış evet, anlaşılmasın. Tek başına yetmez. Resulullah'ı bir tarafa koyup da sadece Kur'an'la bizim yürümemiz de mümkün değil. Kur'an-ı Kerim Resulullah'la anlaşılır. Resulullah'ı okursak, hayatını hayatımıza tatbik edecek olursak Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamış oluruz. Şimdi günümüzde bazen çıkıyorlar işte. Beş vakit namaz yok. Tamam. Secde yok, ruku yok, tamam. Sübhan Rabbiyel Azim yok, Sübhan Rabbiyel Ala yok. Tamam, işte bunu Resulullah'la anlatmış. Çok güzel. Yüce Rabbimiz, Cebrail'i göndermiş. Namazın nasıl kılınacağını öğretmiş şeklini, secdesini, rukusunu, selamını oradan öğrenmişiz. Dolayısıyla her şey belki Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama onun tefsiri, açıklaması, Resulullah'ın hayatı, sahabe-i kiramın hayatıyla şekil bulur. Allah razı olsun hocam. Rabbim Kur'an'ı mehcur olanlardan eylemesin. Amin. Terk edenlerden eylemesin. Hayat kitabı haline getirmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Muhterem hocam, Kur'an önceki kavimlerden ve peygamberlerden örnekler verir Rabbimiz Furkan evet. suresinde. Aslında kendilerine gelen vahyi terk eden toplumların nasıl bir akıbete uğradıklarından bahseder. Bu konuda ne dersiniz? Kur'an-ı Kerim'de aslında Bakara suresiyle başlar bu. Yani orada Hazreti Adem'in yaratılışından Hazreti Musa'nın kavmiyle mücadelesine çok enteresan istekleri vardır. Yani bir hayvan istiyorlar, inek istiyorlar. Onun rengine kadar, alacalı olup olmadığına kadar soruyorlar biliyorsunuz. İsrailoğulları. İsrailoğulları. Daha ileriki ayetlerde de var, surelerde de var. Furkan suresinde ise Rabbimiz işte örnek veriyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Musa'yı gönderdik. Yanına da Harun kardeşini işte rivayet edilir. İşte abisi olduğu, abisi. 2 yaş daha büyük olduğu rivayet edilir. Onu gönderdik diyor. Fakat فَقُلْ نَذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Yani ayetlerimizi yalanlayan bu kavme gidin. Gittiler.
فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْم۪يرًا. Yani onları yerle bir ettik diyor Rabbimiz. Şimdi devam ediyor. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُلْ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin nasıl yok edildiğini bilmeyen yok. Evet. Kendi eşini bile kurtaramadı. Çocuklarını bile kurtaramadı. Boğuldular gittiler. Burada da Allah'ı yalanlayan kavme Nuh Aleyhisselam gönderiyor. Ama yola gelmeyen, yola gelmek istemiyorum ben. Seni tanımıyorum. Senin Rabliğini, Allah'lığını küçücük yaşantısıyla tanımıyorum diyen kavmi Rabbimiz ayet olsun diye, bir delil olsun diye, daha sonraki gelen insanlar ondan ibret alsınlar diye gönderdik buyuruyor. Arkasından ve a'tedna lizzalimina azaben elime, bir elim bir azaptan bahsediyor. Hemen arkasındaki ayette işte va'ad, va'aden ve semud ve ashaber ras, işte Hud Aleyhisselam'ın kavmine, Salih Aleyhisselam'ın kavmine, işte ashabur ras'ın Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi olduğu ile ilgili rivayetler evet. var. Velhasıl kelam oradaki bütün peygamberlere de Yüce Rabbimiz şeriatını gönderiyor. O şeriatla birlikte de o kavimlere peygamberler göndermiş oluyor. Ve ashaber rassi ve kurunen beyne zel kethiren ve kullen darabna lehul emsel ve kullen tebberna tedbira. Hepsini diyor kırdık geçirdik. Evet. Resulullah'a da burada ümmetine de bir atıf vardır. İşte siz oralara, senin işte kavmin insanlar gidiyorlar, geliyorlar. Oraları görmüyorlar mı? وَلَقَدْ اَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ اللَّتِي اُمْدِرَتْ مَدْرَسَوْ. Bela yağmuruna tutulmuş olan yerleri, işte Suriye bölgesindeki Lut kavminin olduğu bölgedeki yerleri gidip görmüyorlar mı? Onlardan da ibret alsınlar diye. اَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ اِلَّا نُشُورًا. İşte onlar tekrar diriltilmeyi ummuyorlar diye. Şimdi kıymetli hocam, burada şunu aslında aklımızdan çıkamamamız gerekiyor. İnkarcılıkta sınır tanımayan o kavim günümüzdeki insanlarda. Ebu Cehil biliyorsunuz peygamberimizin en azılı düşmanlarındandır. Evet hocam. Ebu Cehil Resulullah'a diyor ki ya biz seni reddetmiyoruz ki. Biz seni reddetmiyoruz. Biz diyor senin getirmiş olduklarınızı reddediyorum. Yani onunla belki helak olmadılar ama Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil orada öldürülmüştür. Burada bir ayet iniyor bu mesela inkarcı tavra karşı. Bu önceki kavimlerin inkarcı tavrı gibi şimdikilerinde. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Değil mi? وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Biz diyor biliyoruz. Onların sözleri seni üzüyor ey Allah'ın Resulü. Biz görüyoruz. Çünkü Kabe'nin etrafında olsun, evin etrafında olsun bin bir türlü tuzaklar kurmuşlar kendilerine. Biz bunu biliyoruz diyor. Seni üzdüklerini de biliyoruz. Onlar zalimler velakin de zalimine bi ayatillahi yechadun. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. İşte önceki kavimler de Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. İşte bunlar da inkar ettiler. Ümmeti Muhammed bundan ders alsın. Evet. Kimin ne zaman helak olacağını kimse bilmez. Nerede ne zaman da Azrail'in bizim canımızı alacağını kimse bilmez. Allahu alem. Allah'tan başka kimse bildiği yok. Dolayısıyla buradan bize bir metot veriyor. Metot şudur. İnkarcı davranırsanız yok olursunuz. Helak olursunuz. Helak olursunuz. Yerle bir olursunuz. Darmadağın olursunuz. Bağlamak istemeyiz ama son iki yıl içerisinde dünyanın yaşamış olduğu bu pandemi sürecinde bizim bir ders çıkartmamız lazım aslında. Yani bunun böyle bir musibet olmadığına kimse garanti veremez. Tamam bir pandemidir, bir salgındır. Gelip geçiyor. İnsanlar imtihan ediliyor. Evlere hapsolduk. Normal hayatımızın haricinde bir hayat yaşamış olduk. Camilerimizde bile insan kalmadı, cemaat kalmadı. Herkes uzaklaştı. Canının derizine düştü. Evet. İnsanlık geleceğiyle alakalı bir problem yaşamış oldu. İşte Nuh Aleyhisselam kavmi de suda boğuldu. Lut Aleyhisselam kavmi işte bir taş, yağmur sağanak aldı götürmüş oldu. Allah muhafaza bizler de buradan bir olumlu ders çıkarıp yolumuza koyulmamız lazım. Önceki kavimlerden bize de ders almamız gerekiyor.
belki de hani Zaharal Fesadu ayeti var ya hocam. Bilber vel bahr. Yani yeryüzündeki bütün bu bozgunculuğun, sıkıntıların, problemlerin insanların kendi elleriyle olduğunu Rabbimiz ifade ediyor. Yani durup dururken bu olaylar olmuyor. Yani elbette bir bağlantısı vardır. Allahu Teala Hazretleri ile kimse didişemez. Evet. İbrahim Aleyhisselam'la Nemrud'un Kur'an-ı Kerim'de karşılıklı yani ilahlık taslayan, belki de burada Eraite men ittahada ilahehu heve belki soracaksınız ama ben sormadan cevabını vermiş olayım. Eraite men ittahada ilahehu heve efe ente tekunu aleyhi vekile, hevasını ilah edilmiş olan insanları görmedin mi? Bunlar hevasını ilah edilen insanlar. Şimdi Hazreti İbrahim'e bakın, Nemrut'la Kur'an-ı Kerim'de buyurur Bakara suresinde. Elem tera ilellezî hacce İbrahim'e fî rabbihî en âtâhullâh mülkü. اِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يتُ قَالَ اَنَا اُح۪ي وَاُم۪يتُ. Evet. Tartışıyorlar. Benim Rabbim diyor, işte öldürür, diriltir. Karşısındaki Nemrut da öyle diyor. İşte ben de öldürürüm, ben de diriltirim. قَالَ اَنَا اُح۪ي قَالَ اِبْرَاه۪يمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Rabbim de diyor işte güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Hadi sen de yap. Ne diyor? Febuhitellezi kefer. Apışıp kaldı kafir. Evet. Dolayısıyla şimdi burada bizim Müslümanlar olaraktan böyle bir cedelleşmeye, Rabbimize karşı, bizi bir damla sudan yaratan Rabbimize karşı bir cedelleşmeye, onunla boy ölçmeye imkanımız mı var? Yani Rabbimize kim boy ölçüşebilir? Evet. Seni bir kalp atışıyla, bir kas gerilmesiyle yaşatmış, hayat vermiş ve her şey elinde olan bir Rabbimize karşı, işte önce Karun da öyle. Evet. Bütün zenginliğine rağmen üzerinden binlerce sene geçmiş. Musa Aleyhisselam olsun, Harun Aleyhisselam olsun iyi bir eser vermişler. Evet. Bir insanlığa önder olmuşlar. İçine düştükleri çukurdan kurtarmaya çalışmışlar. İsrailoğlu. Peki hocam, etrafımızda bu insanların helak olduğunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Evet. Müminlere de ciddi bir moraldir bu. Bugün eziyet çeken, sıkıntı çeken müminlere de dert etmeyin, Allah bir şekliyle bunların karşılığını verecektir anlamında. Peki, Kur'an ile cihattan bahseder. Yani Kur'an ile mücadele etmekten bahseder. Bu konuda ne dersiniz hocam Furkan suresinde? Furkan suresinde... Tabii Kur'an'la cihat önemli. Bir özle de temas ettik. Evet hocam. Fela tud'il kafirine vel münafikin. Yanlış okumayalım. Fela tud'il kafirine ve cahidhum bihi ciheden kebir. Evet. İşte onlara, yani yukarıda sayılanların hepsini, onların hiçbirisine tabi olma. Kafirlere tabi olma. Onlarla Kur'an-ı Kerim'le birlikte mücadele et. Yani şu elimizde bulunan yüce kelamımız Besmele ve Fatiha'dan başlayıp Kulâ'l-i Rabbin Nâs'a kadar ki geçen işte 6236, hani dilimize alışmış 6666 diye bir tekerleme olmuş ama 6236 ayet-i kerimenin içerisindeki hükümlerle aslında bizim bir mücadele ve cihat etmemiz gerekiyor. Kur'an'ın mucizevi yönü çok fazladır. Bir önce Ebu Cehil'den bahsettik. Evet. Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ahnes bin Şerik. Üç tanesi o dönemin müşriklerindendir, azılarından. Daha sonra işte Ebu Sufyan'ın Mekke'nin fethi döneminde Müslüman olduğu, Ahnes bin Şerik'in de Müslüman olduğu ama Müslümanlığının tam öyle oturmadığı, Mekke'nin fethinden sonraki dönemde de tam sağlam bir yapıya oturmadığı ile ilgili de bahsedilir. Burada bu üçü, hani Kur'an-ı Kerim'le mücadele dedik ya, bu üçü gizlice giderlermiş. Resulullah gece namaz kılarken Resulullah'ı dinlerlermiş. Allah. İşte evde kılıyor veya evinin önünde kılıyor. Gizlice ama birbirlerinden habersiz giderler, dinlerlermiş. Sonra aydınlanıyor, bir bakıyor ki o orada. Diyor ki tamam, bir daha yapmayalım. Tekrar öbür gün geliyorlar. Resulullah'ın okumuş olduğu o Kur'an-ı Kerim'den etkilenerekten tekrar dinliyorlar. Tekrar bir daha karşılaşıyorlar. Ya diyor, bu böyle olmaz. Eğer bizim etrafımızdaki insanlar bunu bilecek olurlarsa bize değil bu sefer Muhammed'e inanırlar diye Kur'an-ı Kerim'in oradan bir güzelliğinden bahsediyorlar. Hatta Hazreti Ömer
öldürmeye giderken Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'le dirilen ve hayat bulan bir sahabe-i kiramdır ve ikinci halifemizdir. Evet. Taha suresini okuyor kız kardeşiyle eniştesi. Evet. Onları duyuyor. Daha sonra orada Rabbimiz bir hidayet veriyor. 40. Müslüman olaraktan gizliden yapılan ibadetler artık bakın Kur'an'ın feyzine, bereketine, mücadelesine açıktan yapılmaya başlıyor ve Müslümanlar burada güç bulmuş oluyor. Onun için ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onu dinleyin. Kulak kabartın. İster normal dinleyin güzel okuyan hocalarımızı, isterseniz bu Kur'an-ı Kerim bizzat kendisini gönlünüze ve kalbinize, zihin dünyamızı vahyin ışığıyla bizim aydınlatmamız lazım. Evet. O ışığı da Resulullah'ın hayatıyla kuvvetlendirmemiz gerekiyor bizim kıymetli hocam. Şimdi burada belki bizim yaşayan bir Kur'an niye olmayalım? Yani yaşayan Kur'an olmak o kadar zor bir şey değil ki. Zor olsa zaten Rabbim onu hayat kitabı yapmazdı. Hayat kitabı yapmazdı. Şimdi evet. Bizim en büyük hayat kitabımız işte ve izâ kuriyel Kur'an festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Merhamete ermek, merhamete ulaşmak, Rabbimizin bize kulum demesi, cennetle müşerref şereflendirmesi, orayla ödüllendirmesi, rahmet kazanmak kolay bir şey değil ki. Evet. Onu kazanabilmek için bizim bir kere Kur'an-ı Kerim'le Resulullah'a, peygambere Yüce Rabbimiz der ki لِيُنْذِرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Ulaşabildiğin her yere Kur'an-ı Kerim'le ulaş. Evet. Uyar insanları. Nereye kadar ulaşabiliyorsan. Yani وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَدْ. Her kavmin bir hidayetçisi vardır. Bizim hidayetçimiz de, yol göstericimiz de Resulullah'tır. İşte Resulullah da Kur'an-ı Kerim'le, baş tacımızla bize hayat veriyor ve bununla işte çocuklarımıza, yavrularımıza bunu anlatmamız lazım, öğretmemiz gerekiyor, okumamız gerekiyor. Sadece perşembe akşamları işte yani üç ölülerimize Yasin okumakla olmaz. Evet, hocam lafzı bile bu kadar etkiliyken Kur'an'ın diyorum. Demek ki manasını bilsek, hayata aksettirsek, hayat kitabı yapsak kim bilir nasıl dönüşümler olur. Zaten ecdadımız da geçmiş toplumlar da Kur'an'a uyduğu sürece yükselmemişler mi hocam? Ya şimdi Kur'an'a tabi oldukları sürece Rabbimiz onların önünü açmış. Değil mi hocam? Yani fethedilmeyecek yerleri işte Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar olan bölümü bizim hizmetimize sunmuş. Bizim insanımıza, ecdadımıza bu bayrağı dalgalandırmayı nasip eylemişti. Osmanlı'nın kuruluşundan tutun günümüze gelinceye kadar, Cumhuriyet döneminden şimdiki günümüze gelinceye kadar ki sürede Kur'an ile yürüyen, Resulullah ile yürüyenin önü aydınlanmıştır. Elhamdülillah. Hocam peki Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinden bahsediyoruz. Ondan çıkartılan mesajlar. Kur'an'ı hayatımıza yansıtmamız, onu terk etmememizden bahsettik. Peki Rahman'ın has kullarından bahseder son bölümlerde. Onların özellikleri nedir hocam inşallah? Şimdi, evet. Rahman'ın has kulları sohbetimizin aslında başında da az bir temas ettiğimiz bir bölümdür burası. İbadurrahman diye geçiyor. İbadurrahman. Evet, çok yani, güzel. Hazreti Peygamber'in işte en çok sevdiği Abdullah ismi, Abdurrahman, Rahman'ın kulu ifade edilir. Şimdi burada Rabbimiz kevni ayetlerden sonra yani acı, tatlı suyun birine birleşmemesi, işte gökte güneşin yaratılması, ayın yaratılması, yıldızların yaratılması, bunların her birinin belli bir kadere göre, ölçüye göre yaratılması. İnne kulle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi biz bir ölçüye göre yaptık diyor. Rabbimiz yarattık diyor. Bu kevni ayetleri anlattıktan sonra üçüncü tebarekeyi kullanır. Tebarekellezî ceale fissemâi burûcen ve ceale fîhe sirâcen ve kameran munîrâ, aydınlatıcı ayı bahseder. Ve huve allazi ceale leyle ven nehâre hilfeten limen erâde en yedzekkere ev erâde şükûra. Şükretmek isteyen, zikretmek isteyen için işte geceyi gündüzü anlatır. Arkasından çok önemli bir şey gelecektir. Evet. Ve ibâdurrahmânillezîne yemşûne alel ardı hevne. Ayet kelimesini Rabbimiz gönderir. Ve izâ oraya geçmeden
Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla yürür. Her ne olursa olsun. Yani yürüyüşümüz, oturmamız, konuşmamız, gezmemiz, yatmamız, kalkmamız, bunların tamamında bir vakar olması gerekiyor. Rahman'ın kullarının özellikleri olaraktan. Ve izâ hâtabahumul cehilûn, bir cahille karşılaştıklarında, bir olumsuz bir hadiseyle karşılaştıklarında, onlara bir sataştıkları zaman kâlû selâme. Ya git işine kardeşim. Selam. Bana bulaşma, benden uzak dur diye Rabbimiz burada Rahman'ın kullarının bir özelliğinden bahseder. Şimdi peki biz nasıl bunu algılayacağız? Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın işte çocuğuna vermiş olduğu öğütler var. Evet. Orada وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, hiç kimseyi, hiçbir kimseyi küçümseyerekten onlardan yüz çevirme. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا, kasıla kasıla derler ya. Evet. Böbürlenerekten yürüme kardeşim. Evladım burada, evet, söyler. Bu bir ölçüdür aslında. İnna Allaha la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Böbürleneni, kibirleneni, malı mülkü neyinle böbürleniyorsun ki diye mi insan olur, evet, yani. Allah sevmez onu. Onu sevmez. Yani belki insan ilim belki insanı gururlandırabilir, kibirlendirebilir. Malın, mülkün çokluğu insanı gururlandırabilir, kibirlendirebilir. Ama o malı, mülkü veren de Allah'tır. O ilmi sana nasip eden ve o ilmin yayılmasını senden bekleyen de Allah'tır. Onun için mal, makam, ilim bize kibir yapabilir. Biz peki ne yapacağız biz? Acizliğimizi Rabbimize bir kere sunmamız lazım. Yürüyüşümüzde de bunu sunacağız. Çok güzel. Toplumla ilişkilerimizde de trafikte görüyoruz bazen. Trafikte. Yanlış bir korna çal veya trafikte herhangi bir hareket yap. İnsanlar yani cahillerle karşılaştığı zaman sanki şurada sohbet ettiği dostu değil de düşmanıymış gibi çıkıyorlar. Ya vuruyor, ya dövüşüyor, ya kavga yapıyor, değil mi? Yani. Hocam bir parantez. Buradaki cahilden kasıt okuma yazma bilmeyen değil, anlamında değil. Yani değil. Çok yüksek mertebede okul okumuş olsa bile onun davranışları, biz tabii, ona cahilce diyoruz. Tabii tabii. Yani değil buradaki mi? Cahillikten kasıt yani insanı okumak onun cehaletini gidermez ki. Evet. Ya yani insanlar kitap yüklü merkepler gibi de olabilir. Baştan sona kadar hangi ilmi, hangi irfanı götürüyorsan götür. Ama evvela Rahman'a kul olman gerekiyor. Ve cahillikten kasıt, ya buradaki işte okuyup okuduğunu anlama, onlardan bahsetmiyor. Evet. Onun için çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi burada وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَ كَانَ غَرَامَ. Rahman'ın kullarının özelliklerinden bir tanesi de. Evet. Üstteki ayeti atlamayalım. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Namaza aslında burada bir vurgu vardır. Günümüzde insanoğlunun belki de ahirette ilk sorunun kendinden sorulacağını bildiği halde tembellik yaptığı, gevşeklik gösterdiği ve neredeyse hayatından çıkarma noktasına gelmiş olduğu iki gözü, iki nuru, miracımız olan Allah'a yükselme anımız olan, Allah'a en çok yakın olmuş olduğumuz secdenin içerisinde bulduğu namaz ibadetine burada bir vurgu var. Dolayısıyla bizim Rahman'ın kulu olabilmemiz için namazımızı kılmamız lazım. Evet. Örnek olacağız. Yavrularımız sırtlarımızda namazını kılaraktan büyüyecekler. Çünkü inna salate tenha anil fahşai vel münker. Yani bütün kötülüklerden bizleri uzaklaştırır. İşte abdesti olan bir insanın kötülük yapmaya bir niyeti olur mu? Aslında mümkün değil. Yani Rahman'a ibadet yapacağım ben. Ona yöneleceğim. Ondan yardım talep edeceğim diye gider. Şimdi daha ilerisinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا. Yani harcadıkları zaman israf etmezler. Bir kere zaten harcarlar. O, harcarlar. İnfak edecekler bir kere. Tabii. Verecekler. Neyi veriyorsun? Allah'ın malını. Kimden veriyorsun? Allah'ın mülkünden veriyorsun. Yani bugün bir kardeşim bize konuştuk. Yani neyimiz var ki diyor bizim? Bugün buradayız, yarın oradayız. İş olaraktan, hayat olaraktan. Bugün dünyadayız, yarın ahiretteyiz.
Bu mal bize ait değil ki. Biz emanetçisiyiz. Ne kadar güzel bir cümle aslında. Emanetçisiyiz. وَالَّذِينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar. Hiçbir şey yapmazlar. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامَ işte. Evet. Kavam. Yani kıvamında her şeyi harcıyorlar. Şimdi bir davet veriyorsun. 5 kişi davet ediyorsun. Cömertliğini göstermek istiyorsun. 50 kişilik yemek hazırlıyorsun. Evet. Şimdi bu tabii cömertlik iyi bir şeydir ama böyle değil. İsraf olmazsa. İsraf olmaması lazım. Bizim israftan da bu noktada kaçınmamız gerekiyor. Şimdi burada bizim en büyük derslerimizden birisi bu olması lazım. Rahman'ın kulu. İnfak edeceğiz, israf etmeyeceğiz ve cimrilik de yapmamış olacağız. Başka وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ. İbadette Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceğiz. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Savaş hariç, nefsi müdafaa olan savaş hariç, haksız yere insanı öldürmeyecek. وَلَا يَزْنُونَ, zina etmeyecek. Hayatını kendi ailesi gibi görecek, hayatını kendisine verilmiş olan ömrünü onun uğrunda harcarken ailevi yaşantısına, çocuklarına örnekliğine, komşuluk ilişkilerine, akrabalık ilişkilerine dikkat ederekten yaşayacak. وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ يَلْغَ اَثَامَ. İşte burada Bilal Bey. Evet. Yani bunları kim yapacak olursa Allah muhafaza sonunun kötü olduğundan bahsediyor. Peki o zaman tabii Rahman'ın kulları kimler? يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُتْ ف۪يهِ مُهَانَا. Eğer bunları yapacak olursanız orada ebedi olarak kalırsınız. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ya, dönüşü yok. Ya Rabbi ısırsan da olmaz, yere yatsan da olmaz, saçlarını başlarını yolsan da orada olmaz. Çünkü hesap kapatılmıştır, mizan açılmıştır. İşten geçmiştir. Bismillah ikra kitabek denmiştir. Kefe bi nefsike liyevme aleyke hasibe denmiştir orada. Hesap görücü olaraktan kendi nefsimiz kendimize yetecektir. Ama önemli olan noktası illa men tabe ve amene ve amile salihan fe ulayke yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Ancak işte burada Rahman'ın kulları olabilmemiz için iman etmemiz gerekiyor. Yetmez. İman ettim. Amentü'yü baştan sonra okurum. Yetmez. Salih amellerde bulunmamız gerekiyor. Tevbe. İşte tevbe etmemiz gerekiyor. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun. Kurtuluşa erebilmeniz için. Ey müminler, topluca Allahu Teala'ya işte tevbe edin. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ya, ben yani peygamber, gelmiş geçmiş bütün günahlar affedilmiş. Ben diyor günlük Rabbimize, değil mi? Bazen 70 defa diyor. Niyet-i merra. Bazen işte 100 defa Rabbimize diyor tevbe ederiz ya. Biz neyiz ki? Biz bir kuluz. Yani bizim daha çok yönelmemiz gerekiyor. Bir nokta yübeddilullahu seyyiatim hasenat, işte kötülüklerini de Allah iyiliğe çeviriyor. İyiliğe çevirir. Evet. Peki hocam, çok güzeldi. Vaktimiz bitti. Evet. Son ayette bildiğim kadarıyla bir dua ile bitiriyor Rabbimiz, evet. Furkan suresini. Onu da alalım, bitirelim inşallah hocam. Peki, o bölgelerde Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrate ayunin ve cealna lil muttakine imama. Evet. Hem çocuğumuza dua edeceğiz. Hem iyi bir eş sahibi olmak bizim de hakkımız. Herkesin hakkıdır. Erkeğin kadın, kadının erkeğe göre. Arkasından da ve zürriyetine, zürriyetimize, soyumuzdan gelecek olan insanlara da bizim dua etmemiz lazım. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetine gelenlere dua edip de peygamberimizin geldiği peygambere de bizim ümmet olduğumuz gibi. En sonunda da Rabbimiz buyuruyor ki قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا تُعَاءُكُمْ. Sizin duanız ve ibadetiniz olmasaydı Rabbim size ne diye değer verecekti diyor. İbadetten, taatten, duadan Rabbim bizleri ayırmasın inşallah. Furkan suresinin içerisindeki mesajları hayatımıza tatbik etmeyi, ona kul olmayı, Habibine ümmet olmayı, birbirimize kardeş olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Zürriyetimizden onun dinine hizmet edecek nesiller gelmeyi nasip eylesin. Hem vatanına, milletine, ülkesine, devletine, dinine, diyanetine,
hem de insanlığa hizmet edecek nesiller Rabbim bizlerden eksik etmesin inşallah. Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli izleyicilerimiz, Yeşilhisar ilçe müftümüz Mehmet Yürek hocamla Furkan suresinden mesajları işledik. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. İmkanı olan kardeşlerimiz bu programdan sonra Furkan suresinin bir mealinden okuyup Rabbimiz bize burada ne buyuruyor derlerse biz bu programın maksadına ulaştığına inşallah inanacağız. Rabbim evlerinize Kur'an'ın bereketini versin. Yüreklerinize Kur'an'ın huzurunu versin. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün hayırları Kur'an vesilesiyle sizlere versin. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de Kur'an vesilesiyle sizleri kurtarsın inşallah. Emanetiniz Rabbime olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.